Merhaba, bugün size retrospektif toplantısı ve onun 5 aşamasından Bora, Irmak ve ben bahsedeceğiz. Retrospektif toplantısı, Scrum takımının takımca yaptığı sprint veya genel iş akışının üzerine kişiler, ilişkiler, süreçler ve araçlar kapsamında geriye yönelik bir değerlendirme ve iyileştirmedir. Temelinde Kaizen yani iyi değişimi temel alan bu toplantı, işe dair işi daha iyi yapabilmenin yollarını arama amacındadır. Bu toplantı her bir iterasyonun sonunda gerçekleşir ve 4 haftalık bir sprint için 3 saat süren bu toplantıda Scrum takımı üyeleri çalışma şekillerine dair negatif pozitif değerlendirdikleri tüm konuları açık yüreklilikle konuşurlar. Ancak bu toplantının sağlıklı bir retrospektif olması için konuşulan maddelere dair kök nedenler de bulunmalı, aksiyonlar oluşturulmalı ve bu aksiyonlar takım tarafından takip edilerek hayata geçirilmelidir. Retrospektifte odaklanması gereken ana yerler ne iyi gitti, hangi alanlarda iyileştirme kullanılabilir, neyi farklı yapmalıyızdır. Esther Darby ve Diana Larson retrospektifi 5 aşamada tanımlamıştır. Bu aşamaları belirleme, veri toplama, içgörü yaratma, aksiyon çıkarma ve retrospektifi kapatmadır. İlk aşamamız olan aşamaları belirlemede yaklaşık 10 dakika sürer. Bunun amacı ekibin zihnini toplantıya geri getirmek ve böylece ellerindeki işe odaklanmalarını sağlamaktır. Burada toplantıya bir zemin hazırlanır ve toplantının amacının ne olduğu ile ilgili bir giriş yapılır. Burada bir atmosfer yaratmak önemlidir. Bu atmosferde insanlar kendini rahat hissetmeli ve toplantıya katkı sağlamalıdır. Bu amacı gerçekleştirmek isteyen kişi de bu toplantının lideridir. Bunun aktivitelerine gelecek olursak, check-in aktivitesinde katılımcılar kısa cümleler veya birkaç kelimeyle sorulara cevap verirler. Focus on, Focus off'ta ekip üyeleri verimli verimsiz yerleri tartışır ve verimli yere odaklanmak isterler. ESVP'de katılımcılar retrospektife yönelik tutumlarını isimsiz olarak tanımlar ve burada farklı rollerde olurlar. Working Agreements'ta ekip beyin fırtınası yapar ve ardından retrospektif için uygulamaya koymak istedikleri çalışma anlaşmalarını tanımlarlar. Bir sonraki aşamamız olan veri toplama aşamamız yaklaşık 60 dakika sürer. Bu aşamadaki amaç her katılımcının iterasyon sırasında ne olduğuna dair aynı fikre sahip olması için sprint esnasında tüm gerçek fikirlerini paylaşmasıdır. Burada kapsamlı bir gözlemin ve bulguların sonuçları tartışılır ve konuşulur. Bunun aktiviteleri timeline, ekip üyeleri iterasyonun nasıl ilerlediğini izlemek için bir zaman çizelgesi oluşturur. Zaman çizelgesinde iyi, sorunlu ve önemli etkinlikler için ayrı post-itleri belirtilerek oluşturulur. Messet-Glet'te katılımcılar iterasyon boyunca duygusal tepkilerini tanımlarlar. Onları kızdıran, memnun eden veya üzen ne varsa bunları yazıp daha sonra bunları iyileştirmeye çalışırlar. Triple Nichols'ta ekip veri toplama amacıyla gruplara ayrılarak fikirler oluşturur. Bu fikirler yanındaki kişilere aktarılarak gruptaki herkesin birbirlerinin fikirlerini anlamasını amaçlarlar. Burada 5 konu, 5 kişi, 5 kez 5 dakikadır ve bu sayede herkes tüm fikirlerden haberdar olmuş olur. Bundan sonraki aşama için Bora arkadaşıma söz veriyorum. O zaman arkadaşımıza teşekkür ederim. Benim aşamam ise Generate Insight yani içgörü yaratma aşaması. Bu aşamamız yaklaşık olarak 35 ile 40 dakika arasında sürmektedir. Bu aşamamızın amacı Step 2 yani veri toplama aşamasında belirlenen problemlerin en az birini daha detaylı inceleyerek bu problemin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmaktır. Bu aşamada daha önce gerçekleşmiş olan olaylardaki ekip üyelerinin memnuniyeti veya problemlerine cevap aramak ve en sonunda ortak bir çıkarıma ulaşılır. Bu aşamamızın aktiviteleri ise brainstorming yani beyin fırtınası yaparak çözüm aramak. Five Whys yani 5 neden araştırması amacı bir olayda yer alan neden sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu teknik olarak Toyota tarafından ortaya çıkmıştır. Ve bu etkinliğimiz küçük gruplar halinde yapılmaktadır. Fishbone analizi ise Five Whys araştırmasına sıklıkla yardım eden görsel bir araçtır. Resimdeki de görebildiğiniz gibi örnek bir fishbone diyagramımız var. Son aktivitemiz ise Priorities with Dots yani öncelikleri belirtmek için takım üyelerinin nokta oylama tekniğini kullanarak uyguladığı bir tekniktir. Dördüncü aşamamız ise Decide What to Do. Bu aşamamız yaklaşık olarak yarım saat sürmektedir. Bu aşamada ne yapacağımıza karar vermek için tamamladığımız iterasyonu düşünerek yeni bir iterasyonu başlanır ve bununla birlikte yeni iterasyonda sorun çözmek için yeni bir dizi eylem planı oluşturulur. Bunların aktivitelerinden ilk olanı Short Subject. Resimdeki gibi gördüğünüz gibi bir pastayı dört dilime bölerek başlamamız gerekenler, durdurmamız gerekenler, daha sıklıkla yakmamız gerekenler ve daha az yapmamız gerekenler olarak şekildeki gibi görsellendirebiliriz. Diğer aktivitemiz ise Smart Goals. Yani bu aktivitede ise
Katılımcılar aksiyonlarını bu hedeflere göre şekillendiriyor. Bu şekillendirmede 5 ana aşamada oluşur. Bu aşamalar spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili veya alakalı ve zamanında olarak belirleyebiliriz. Bunu yapmamızın nedeni ise hedeflerimize ulaşma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Buradan sonra Irmak arkadaşımız devam edecek. Arkadaşlarıma konuşmaları için teşekkür ediyorum. Son adım olan retrospektifin kapatılmasından bahsedeceğim. 3 saatlik bir retrospektif için 30 dakikalık bir aşamadır. Peki şimdi bu aşama neleri içerdiğine bakalım. Retrospektif boyunca nelerin olduğunu görmemize ve takım içerisinde insanların birbirine olan teşekkürlerini sunmaya olanak tanır. Bu step'te yaptığımız bazı aktiviteler var. Peki biz bunları neden yapma gereği duyuyoruz? Neyi değiştirip neyi değiştirmeyeceğimize, neyin çok işimize yarayıp neyin çok işimize yaramayacağımıza ve ilerlerken zamanı nerede en iyi kullanmamızı anlamamıza olanak tanıyor. Şimdi size iki tane aktivitemizden bahsedeceğim. İlk olarak Plus Delta. Bu aktivitede iyi giden şeyleri plus yani artı kısmına, iyi gitmeyen ve değişmesini düşündüğümüz şeyleri ise delta kısmına yazıyoruz. Bunları T diyagramında bir beyaz tahtaya veya kağıt tahtasına yapabiliriz. Gözünüzde canlanması için bir örnek göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyebiliyoruz bu aktivitede. İkinci aktivitemizde ise ismi Help Hindered ve Hypothesis. Burada bu egzersizi neden yaptığımız, neye yardımcı olduğundan bahsetmek istiyorum. Feedbacklerin oluşturulmasına ve geliştirmek için yeni düşünce üretilmesine olanak tanıyor. Peki bu aktivite nasıl ilerliyor? Üç tane kısma ayırıyoruz ve bunları Help, Hindered ve Hypothesis yazıyoruz. Bu şekilde yardımcı olduklarını düşündüklerini Help kısmına yazmalarını, bunları feedback vermelerini istediklerini Hindered kısmına ve retrospektifin ileriye dönük iyileşmeleri için de Hypothesis kısımlarının fikirlerini yazmalarını istiyoruz. Peki retrospektifin ne gibi faydaları var? Sadece iyi tavsiyeleri belgeleyerek ve iyi bir şey çıkacağını umarak ilerlemez. Onun yerine projeye anlık değer sunar. Mesela olası olumsuz şeyler önceden görebilme fırsatı sunar ve bu da proje için gerçekten çok değerli. Çünkü yapılan çoğu işin çöpe atılmamasına olanak tanır ve emeğin hemen bu konularda önlem alınmasına, emeğin boşa gitmemesine yardımcı olur. Öbür slide'a geçelim. Aynen, retrospektif takım içinde bir sürü fayda sağlar. Örneğin üretkenliğin, kabiliyet yeteneğinin, kalitesini ve kapasitesini geliştirir. Ve son olarak size bu sunumumuzu hazırlarken kullandığımız referanslardan göstermek isterim. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.